Vallahi müvekkillerimden, davacılardan kimse var mı burada şu anda? Dursun burada. Buradayız. Ben varım. Dursun burada, dursun. Dursun neredesin? Arkanda. Ya pardon, Dursun abi. Lütfen sen söyle orada yaşadıklarını anlat. Yani bu işte Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi. Ben bunu dozer hızlı, yargı yavaş olarak tanımlayabiliyorum. Ne yazık ki bu gibi netameli şirketlerin olduğu projelerde maalesef yargı olabildiğince yavaş işliyor. Ve bu arada olan olmuş oluyor. İş bittikten sonra da, her şey bittikten sonra da adalet diye bir karar geliyor önümüze. Yani ve bunun üzerinden de bak yargı adaletli davrandı, iptal etti en sonunda falan filan gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama yani netice itibariyle olan olmuş oluyor. Yani hiçbir şekilde adalet gerçekleşmiş olmuyor. Burada da aşağıda biliyorsunuz bu cevizlik taş ocağı lojistik liman için işletiliyor. Lojistik liman 2023'ün sonlarındaki aylarda bitirilmesi planlanan bir proje. Dolayısıyla 2023'ün sonlarına kadar zaten buradaki taş ocağı ile ilgili olarak bir ihtiyaç kalmayacak. Şimdi biz bugün keşfe gidiyoruz. Bu keşiften sonra bilirkişilere bir süre verilecek, en az bir ay. Arkasından itirazlar var olacak. Adli tatil giriyor. Ağustos, Eylül, Ekim gibi bir karar ancak beklenebilir. Eylül'de, Ekim'de verilecek karar zaten taş ocağının bitmiş olduğu tam tarihe denk gelmiş olacak. Ve böylece Rize İdare Mahkemesi tam da şirketlerin istediği şekilde bir süreci yürütmüş ve sonlandırmış olacak. Ve adına da adalet diyecekler. Türk milleti adına verilen karar diyecekler. Akıl, bilim ve vicdanla verilen bir karar diyecekler. Ben bu kararı bugün de maalesef hukuka uygun bulmuyorum. Yarın da bulmayacağım. Çünkü hiçbir şekilde buradaki davanın konusu olan doğa, çevre, ekoloji yok olduktan sonra verilecek kararın benim için hiçbir hükmü yok. Bu kararlar mahkemenin kendi fermanı olmuş olacak. Yani işin gerçeği bu ve o ferman üzerinden o mahkemeleri biz sürekli takip ediyor olacağız. Çünkü bu hukuk değil. Hukuk hiçbir zaman bu noktaya düşmemeli. İdari yargı hiçbir şekilde bu noktaya düşmemeli. Ama ne yazık ki Türkiye'de geldiğimiz nokta bu. Yani yargı bazı davalarda dediğim gibi dozeri hızlı işletiyorlar ama yargıyı yavaş işletiyorlar ve en sonunda da güya adaletten bahsediyorlar. Ben bu adaleti tanımıyorum. Ben böyle bir şekilde bir yargılamayı da doğru bulmuyorum. Hukuka da uygun bulmuyorum. Ve bir mücadelemiz de zaten bunun üzerinden devam ediyor. Yani bu davayı kazandık kaybettiğinin bir anlamı kalmadı artık. Çünkü zaten burada verilecek olan zararların tamamı fazlasıyla, misliyle verildi. Dolayısıyla ister iptal etsinler, ister reddetsinler, bu dava artık yargının yargılanmasına dönmüş bir dava. Yani yoksa burada çevreyi, doğayı koruyacağız falan filan noktasındaki bir yargılama değil artık bu. Çünkü korunacak bir şey kalmış değil doğada. Burada hukukun sorgulanması gerekiyor ve bunun mücadelesi de bu yüzden veriliyor. Efendim yaklaşık 3 yıldır burada ciddi bir mücadele veriliyor. İnsanlar burada yok olan ormanları, yok olan dereleri, yok olan doğaları için ciddi bir mücadele verdi. Yeri geldi gözaltına alındılar. Yeri geldi sürüklendiler yerlerde. Yeri geldi atalarından kalan topraklara sokulmadılar. Ama bu mücadele hiç bitmedi. İnatla vatanları, toprakları, ormanları, doğaları için bu mücadeleyi verdiler. Aslında iktidar partisinin yaptığı çok farklı bir şey var. Burada bir İyidere'de lojistik bir liman yapımı için taş ocağı kurulması gerekiyordu. Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapılacak lojistik liman için yeni bir taş ocağına gerek olmadığını ÇED raporunda belirtmişti. Ama daha sonra burada gördüğümüz bu güzelim ormanı yok edecek şekilde yeni bir taş ocağı açıldı. Ve bunun mücadelesi 2 yıldır veriliyor. Bu mücadeleye rağmen bir sonuç alınmadı.
Bir önceki Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dedi ki biz 2 yıl içerisinde buradan çıkacağız dediler. Ama 10 Mayıs 2021 yılında verdiği bu taahhütü ne yazık ki yerine getirmedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak gözümüz burada. İkizdere'de ve doğanın katledilmesine, yok edilmesine, düzenin ve dengenin bozulmasına buradaki vatandaşlarımızla birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemiz sürecek. Onların yanındayız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu doğayı, bu alanların birilerine peşkeş çekilmesi, dengenin bozulması adına neler yapıyorlarsa biz de bunların arkasında duracağız. Gözümüz İkizdere'de. Hiçbir zaman için buradan vazgeçmeyeceğiz. Süreci aslında Genel Başkan Yardımcımız iyi özetledi. Belki hukuki boyutunu da avukatımızdan Sayın Yakup Okumuşoğlu'ndan dinlemekte yarar var. Muhtemelen ona da mikrofon uzatacaksınız. Ama sonuçta söylenecek şu var. Bu vadinin insanları hukuk çiğnenerek bu vadinin insanların hakları tahrip edildi, doğa tahrip edildi, yaşam alanlarına büyük bir saldırı oldu ve bunun bedelini hukuk önünde aramaya çalışıyoruz. Devam edecektir bu saldırılar. Biz de parti olarak, halk olarak direnişçilerin sürekli olarak yanında olacağız, onların haklarını korumaya devam edeceğiz. Bugün yine İkizdere'deyiz. Yine yüreğimiz buruk. Ya bu güzelim doğayı çıplak gözle baktığımızda bile hayran kaldığımız, nefes alırken keyif aldığımız bu doğayı yine katletmeye çalışan sermaye buradaki halkımızı rahat bırakmıyor. Sadece sermaye mi? Tabii bunun da işbirlikçileri var. Rahat bırakmıyor. Neyi niye feda ettiğimizi anlamaya çalışıyorum. Biz anlıyoruz da. Parayı, yani doların yeşilini ve paranın yeşilini sevenler bunu anlamıyor. Bizse halkımızın yanında yine doğanın yeşilinde ve doğanın halkımıza ait olduğu gibi doğada yaşayan tüm canlılara ait olduğunu düşündüğümüz için bugün Şimşirli Köyü'ndeyiz, İkizdere'de. Daha sonra taş ocağı yapılan, yine dolgu alanı için taş ocağı olarak mahvedilen ve bugüne kadar da yürütmeyi durdurma kararı bile yıllar sonra verilen, daha doğrusu heyet gönderilerek de verilip verilmeyeceğini inceleme kararı yıllar sonra verilen bir alanda nasıl talanın yapıldığını heyete gösterecek avukatlarımız. Acı veren şu, ben de bir yöneticiyim, halkımız oy veriyor. Parlamentoda yönetim kurulu, halkımız oy veriyor. Yanlış yaptığımızda bu yanlış sadece kişiye veya tek yurttaşa olmuyor veya bireyleri olmuyor. Bu yanlış doğaya ve geleceğimize oluyor. Dolayısıyla çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu dünyaya ihanet ediyoruz. Bu ihanetin durması için buradaki İkizdere halkıyla birlikte olmak için, onlarla dayanışma içerisinde olmak için buradayım. Neden efendim? Vekil aracı bu. Hayır. Vekil aracı o araçta. Orada genel başkan yardımcısı var. Tamam. Ankara milletvekili ve genel başkan yardımcısı var. Varsa sorun. Evet. Allah yani, soruyorum. Hemen niye bir gerginlik yaratıyor? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Mahkemeye. Şimdi burası dava alanı. Alanı biz göreceğiz. Ve buradaki davacıların da alan neresi? Kişi raporunda olması gerekiyor. Ben hakim beyle görüşüyorum. Takdir tamam. İlgisi ondadır. Bekliyoruz. Alalım derse benim için bir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Tamamen hakim beyin yetkisinde. Alalım bekliyoruz. Derse ben hepinizi de alırım. İsterseniz yetkisi. Benim burada davacılarım var. Ve benim burada davayı izlemek isteyen yurttaşlarım var. Taraflı ve bağımsız yargıyı sağlayabilmek için bunlara ihtiyaç var. Buraya gelsin ve herkese talimat verelim. Yoksa biz kendimiz burada bir tutunak yazalım. İçeriye alınmadığımız gerekçesiyle mahkemenin ve keşfin yapılamadığını tutanak tutalım. İlgili yerlere de suç duyurusunda bulunuruz. Gayet basit yani. Yap. Tamam, hakimle görüşeceğiz biz zaten. Buyurun siz gelin lütfen hakim bey. Lütfen siz gelin. Tamam, ben gelin. Buyurun. Merhabalar hakim bey. Merhaba, Ankara milletvekili. Merhaba, hoş geldiniz. Lize milletvekilimiz. Mevzu giremiyoruz. Siz giriyorsunuz, biz giremiyoruz. 60 bin lirayı bizden istiyorsunuz sayın hakim. Nasıl? Evet, var. Burada temsilen 3 kişi alabiliriz. Temsilen yok efendim.
Öyle temsilen memsilen yok. Uzatıyorsa uzatsın efendim. Ben 60 bin lira para ödedim buraya. Benim buradaki yurttaşlarım ve davacılarım oraya girecek ve bu rezilliği bütün dünya görecek. Yoksa 3 tane bilirkişi, bir tane hakim, bir tane avukatla bu rezillik gizlenemez. Gizlenemez. O zaman izin verin. Sizin izninizi bekliyorum. Buradaki kolluk sizin izninizi bekliyor. Sorun yok. Ben soruyorsam. Şöyle efendim. Heyet belirlesinler zekiler. Hayır. Hayır. Ne diyorsun ki? Hakim Bey ne dersin? Arkadaşlar bir dakika. Herkes aynı şey bağırırsa söylerse olur. Bakın biraz önce ne dediniz? Hakim Bey'in talimatını dediniz. Ben de size söylüyorum. Hakim Bey de burada. Hakim Bey'in talimatını duyduk. Ben bir dakika dinleyin beni. Sayın binbaşı mı? Albay mı? Dinleyin beni. Neyse. O önemli değil. Tamam dinleyin beni. Ama belli şeyler var. Beni dinleyin. Taraflar girebilir. Beni dinleyin. Bunun kararını siz veremezsiniz. Bunun kararını yargıç verir. Ben de yargıç hitaben şunu söylüyorum. Duruşma salonları kamuya açıktır, halka açıktır, izlenebilir. Keşif alanları duruşma salonu gibidir ve yine oraya girişi engelleyemez kimse. Tamam mı? Şimdi hakime söylüyorum. Hakim Bey, girebiliyor muyuz, giremiyor muyuz? Lütfen talimatı verir misiniz? Girer, basın girebilir. Basın girebiliyor. Tamam, bitti hakim. Tamam, lütfen talimat verin. Talimat verin. Bizim derdimiz ne şu an? Biz kimsin? Biz keşfi engellemek için içeri girmiyoruz. Bu rezilliği hepimiz görelim diye giriyoruz. Göremiyoruz. Nasıl görüyoruz? Bizim keşifte bile giremediğimiz yere vatandaş girebilir mi zannediyorsunuz hakim bey? Göremiyorsunuz hakim bey. Göremiyorsunuz. Var mı? Sizin izniniz var mı efendim? Var, biraz evvel var. Biz insanız ya, anlaşabiliriz. Hakim bey, buradaki insanlar eğer girmesin derseniz ben bu keşfet müştirak etmem. Tamam, girmemiz de o değil. Tamam. 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 Tamam.